Asosyal YouTube kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Yasemin'le beraber birbirimize beşer tane soru soracağız. İlk soran kişiyi belirlemek için taş, kağıt, makas oynayacağız. Bu sorular herhangi bir madde olabilir, herhangi bir kişi olabilir ama bunu özelliklerinden bahsederek bulmaya çalışacağız. Önümüzdeki haftada bu konseptli bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Eğer sorularınız varsa Yasemin ve benim Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum. Oradan bize direkt olarak Asosyal YouTube'un kendi Instagram hesabı değil, kendi özel şahsi Instagram hesabımızdan bize yazabilirsiniz. Birbirimize sormamızı istediğiniz soruları. Soruyu en çok bilen kişi, bilemeyen kişiden 100 TL kazanacak. Hadi videomuza geçelim. 1, 2, 3. Oğlum bak, taş yaptın, taşı makasa çevirirken kağıda döndün. Kafamız bu tarafta yapıyoruz, tamam mı? Kafamız bu tarafta. Dön bu tarafa. 3 defa vuruyoruz, tamam mı? Dön der kafanı. 1, 2, 3. Yaptığın hilelerden dolayı. Ne alakası? Büyük tebrik ederim seni. Yalnız ilk açılışım efsaneydi ya. Başla. Gelsin. Şimdi soruyorum. Tanrı'nın kırbacı olarak anılır. Atilla. Bu kadar hızlı beklemiyorum. Atilla'yı bilirim, çok iyi. Severim de. 61 yaşında vefat etmiştir. Doğumundan önce babasını. Bence devamını okumadık. 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir. Yine de. En sevdiği renk yeşildir. Biraz daha açayım mı? Aç. Emin kendisini mi? Biliyorum. Tam buradaki. 61 yaşından bildim ama sadece dinlemek istiyorum. 571 yılında doğmuştur. 632 yılında ölmüştür. Biraz daha açarsam zaten bilmene şey kalmayacak yani. Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir halk şairidir. Tapduk Ebre dergahında eğitim görmüş devrişlerinden birisidir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde anıt mezarlar yapıldı. Yaradılanı sevdik yaradandan ötürü diyerek hoşgörünün önemini Mevlana belirtti. Değil. Mi? Değil. Hatta bir şiir. Biliyordum ben onun adını da şu anda hatırlayamıyorum. Kendinden asırlar sonra yaşayan Molla Kasım'dan bahseder. Evet, ondan bahsetti. Ama şu an ismini hatırlamıyorum. Aslında biliyorum. İsim hafızam yani nasıl diyeyim? Yeni tanıştığım biri bile olsa ismini hatırlayamam. Hatta tanıştığım birinin bir ay sonraki, yani bir ay konuşayım o adamla, ismini unutup kanka diyebiliyorum. O yüzden isimle alakalı sıkıntılarım duydunuz var. Duydunuz, sizi kanka diyorsa isminizi aynen. Unutmuş. Kanka diyorsam muhtemelen isminizi unutmuşumdur. O yüzden şu an ismini gerçekten hatırlayamam ama kendisini biliyorum. Bir daha okusana. Bir halk şairidir. Evet. Yaradan'ı severim, yaradan'ı anlatırım. Eğitim gördü ve devrişlerinden birisi oldu. Hatta geçen gün Süleyman Yasin abiyle bunu aynı şekilde konuştuk. İsmini çok iyi, yani dilimin ucunda ama ismi şu anda gelmiyor. Süleyman abini izliyorsa buradan selam olsun. Abi kusura bakma, geçen gün konuştuk bunu. Biraz düşün. Ama şu anda aklıma gelmiyor gerçekten ismi. Hatta hani bazen böyle olur ya. Bunun dizisi vardı. Evet. Bir şey aşkın gözyaşları. Dizisini izlemedim de kendisini biliyorum. Dizisini izlemedim. Dizi miydi, sinema mıydı? Dizisi. İzlemedim. Hatta onu. Ramazan ayında oynamıştı. Buradan da yani normal edeyim. Olarak Ramazan ayında oynar. Ama izlemedim yani. Ama kendisini biliyorum. Şu anda gerçekten ismini bilmiyorum. Yani ne kadar düşünürsem düşüneyim, bir saatte düşünsem gelmez o isim benim aklıma. Sen o söyle. O zaman açıklıyorum. Yunus Emre. Biliyordum ya. İnsanlık aylarda da oluyor öyle şeyler. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ildir. Milattan önce 1700 yılında Hitit Devleti'nin bir kenti olmuştur. Güneydoğu Anadolu'nun bölgesindedir. Kahramanmaraş. Hayır. Urfa. Hayır. Malatya. Biraz daha açık. Kayseri. Hı. Ankara. Yok. Aşağı in. Hatay. Ankara. Ankara diyor ya. Güneydoğu Anadolu bölgesinde mi Ankara? Değil.
Yukarı ya arkadaş, yukarı daha bölgelerimizi bilmiyor yani. Tamam, ben Yunus Emre'nin adını unutmuş olabilirim. Yani bu ara dalgınlık var. Kendi adım bile unuttuğum oluyor bazen bazen. Unutmamam gerekir ama. Yola çıktığım zaman gittiğim yolu da unuttuğum oluyor. Veya elimde telefon varken telefonu aradığım da oluyor. Bak ne güzel savundum kendimi. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğim halde Ankara demek nedir ya? Ya bu kadar mı yabancısın ülkene? Bir şey söyleyeceğim. Hayır, alakası yok. Ben olsam Ankara yapardım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Onu oraya taşırdım yani. Tekrar okuyayım mı? Oku. Ben Mustafa, haritayı canlandırdım. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ildir. Milattan önce 1700 yıllarında Hitit devletinin bir kenti olmuştur. Hitit, Etiler işte. Tamam. Tamam, Ankara'nın girişinde Etiler tabelası var. Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Bak, Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Peki neyle meşhur? Neyi meşhur mesela? İstiyorsan neyle meşhur olduğunu söyleyeyim. Başına da sadece 4 harfi sen koy. Pardon, 5 harfi. Antep. Gaziantep. Evet. Antep. Güzel. Antep baklavası. Tebrik ediyorum. Böylelikle 100 TL'ye biraz daha yaklaşmış bulunmaktayım. Tarihte yaptığı işlerle ünlüdür. Eserleri Süleymaniye, Hürrem Sultan Türbesi, Mostar Köprüsü, Rüstem Paşa Sarayı, evet, bir de sarayı ve vardı. Selimiye Camii. Evet, camimiz de vardı. Mimar Sinan. Tebrik ediyorum seni. 2-1. Diriliş Ertuğrul'da Ares karakterinde oynamıştır. Issız Adam da ana karakterdir. Diriliş Ertuğrul'da Müslüman olup adı Ahmet olmuştur. Bu oyuncu kimdir? Cenk Batu. Hayır. Cemil Batu. Hayır. Az daha söylersen tutturacaksın ama. Cengiz Batu. Karakterin nasıl biri olduğunu biliyor musun? Tarif edecek olursan. Simasını hatırlıyor musun? Simasını hatırlıyorum. Asil dizisinde oynamıştı. Oradan biliyorum yani. Diriliş Ertuğrul çok istediğim söylenemez de. Kıvırcık saçlı. Evet. Uzun mu kısa mı saçları? Kısa. Ama tamam. Şu anki halini bilmiyorum. O zaman kimden bahsediyorum. Tamam. Hatta uzun. Genel itibariyle zaten hep kısaydı saçları. Şu anda da kısa. Cemil Batu. Hayır. Batu Cemil. Hayır. Batu Cenk. Hayır. Ya bak sana bir şey söyleyeyim. Ciddi anlamda hatırlamıyorum. Tam pas mı yani? Tam pas diyorum. Diriliş Ertuğrul Ares karakterinde oynamıştı. Issız Adam da ana karakterdi. Diriliş Ertuğrul da Müslüman olup adı Ahmet olmuştu ve Noyan tarafından öldürülmüştü. Diziyi çok iyi izlerim. Cemal Günal. Vay anasını ya. Cemal'le bir şey söyledin mi? Genelde Cem'e geldin ama orada tutturamadın. Neydi bir daha söyledin? Cemal Günal. Tamam. 5 dakika sonra geri. Sende de var isim sıkıntısı o zaman. Evet, yoksa çok yakından takip ettiğim şeyler. Kendisini de çok severim bu arada. İzlemiyor ama yine de selam göndereyim. 2001'de ilk albümü Silahsız Kuvveti çıkardı. İyi düşün. 2010'da eşiyle Bendeki Sen albümünü çıkardı. Eşiyle Bendeki Sen. Evet. 2015'te Bilmiyorum adlı parçasını YouTube'dan ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaştı. Evet. Hatta Ateşten Gömlek diye şarkısı var. Galiba var. Ondan sonra Baytar var. Bence bilemedi, bu da pas. Sagopa Kajmer. 100 TL'den 25 TL'ye uzaklaştım. Babası Ertuğrul Gazi'dir. Abisi Savcı Bey'dir. Kardeşi Osman Gazi'dir. Peki bu kimdir? Babası Ertuğrul Gazi'dir. Abisi Savcı Bey'dir. Kardeşi Osman Gazi'dir. Bu kimdir? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ama haksızlık. Niye haksızlık? Hayır, öyle şey. Buna beraber karar vermedik mi? Tarih soruları da gelebilir diye. Tamam. Bence tarihin en can alıcı noktası bu soru. Osman Bey'in
Abisi bu. Savcı Bey'in kardeşi. Ertuğrul Gazi'nin de oğlu. Orhan? Orhan değil, bir oğlu mu vardı? Üç tane oğlu vardı zaten. Neydi ismi sayılır? Neyi sayayım? Üç oğlunun isimlerini say bakayım. Kimmiş? İki oğlunun ismini sayabiliyorum. Üçüncü oğlu zaten cevabı denk geliyor. Hiç mi bilmiyorsun, hiç mi duymadın? Bir şey soracağım, niye üstüme geliyorsun ya, sanki suç işlemişim gibi. Bence bu bir suç. Ne alakası var? Şu anda seni tutuklamalar lazım bence. Hayır, hiç de bile öyle bir şey yok. Manyak mısın? İnsanlar kışkırtıyorsun bana karşı. Olabilir, cahilliğime gelmiş demek ki. Son günlerde biraz depresyon. Açıklama yapma, hayır, o açıklamayı ben yaptım. Buradan da Süleyman abime çok selam söylüyorum. Abicim kusura bakma, gerçekten daha dün konuştuk biz bunu. Bende isim sıkıntısı var. Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Gerçekten çok iyi bir şekilde konuştuk. Süleyman Yasin tanırsınız muhtemelen. Çok selam yani. Söylüyorum. Tamam başla. Şey bilemedim. Söylüyorum bu arada kim olduğunu. Buyurun. Babası Ertuğrul Gazi'dir. Abi Savcı Bey'dir. Kardeşi Osman Gazi'dir. Bu kişi Gündüz Alp. Neyse, bunu çekim sonrasında tekrar değerlendireceğiz. Doğu'nun Fatihi, Şah İsmail ve Sunni Memlük Devleti ile girdiği savaşta Türk Müslüman kanı dökmekle suçlanır. Ayrıca 40 bin Alevi'yi katlettiği söylenir. Bu zatımız kimdir? Yavuz Sultan Selim. 100 TL'den bir adım daha uzaklaşmış bulunmaktayım. 50 TL. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşur. Bu gezegen hangisidir? A. Demeyeceğim tabii ki. Senin bilmen gerekiyor. Mars. Uranüs. Dünya. He, yok ay. Ay da olabilir, evet, seçenekler. Helyumdan oluşuyor. Hidrojenden dünya. Mars, dünya. Jüpiter. Evet. İşte nihayet. 75 TL oldu. Dünya demesen iyiydi de. Tamam, sorular bu kadardı. Böylelikle 100 TL'yi kazanmış oluyorum arkadaşlar. Bunu yerken ayrıca bir video çekip atacağım. Nasıl 100 TL yenilir? Nasıl 100 TL yenilir? Evet. Trilyonları yiyor sanki. 600 100 TL yiyecek. Ama şöyle bir şey var. Bunu bilgimle kazandım. Demek ki bilgiliyim. Ben unutkanlığımla kaybettim. Yunus Emre'nin adını unuttum. İki soru seni yaktı. Unutkanlığımla kaybettim ben. 50 TL ile kaybettim. Hani bu da bir hastanın zaaflarıyla oynamaktır bence. Bir hastanın zaaflarını kullanmaktır bir bence. Şey yani bu unutkanlık bir hastalık bence. Hayır, şu an gerçekten şu anda zaaflarımı duydum. Kullanarak hayır, 100 liramı elimden almaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu da yorumlarda belirtin. Bir şey söyleyeceğim. Duygu samimisi yapıyorsun. Alakası yok. Ben de depresyondaydım. Ertuğrul'un oğlunu bilemedim mesela. Ama ben sana güncel bir filmden, güncel bir diziden bahsettim burada. Şey, İki sorumda güncel bir diziden bahsettim ve bunu yabancı ülkelerde izliyorlar. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye genelinde izlenme rekorları kıran bir diziden gerçekten bahsettim. Çok... Sana Game of Thrones'tan başroldeki kızın ismini sorsam hemen bilirdin. Yani bilirdin. Ama arkadaşlar kendi... Hayır, bir şey söyleyeceğim. Kendi milli ya. Dizilerimiz hiçbir şekilde... Gençlerimiz, gerçekten çok gençlerimiz yoğun tarafından. Çalışıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Ama Game of Thrones için şey özellikle son sezona gitti, para yatırdı evde izleyeceğim diye. Parayı yatırdı, film bitti. Yani yabancılar, adam böyle yapar. O yüzden kanalımıza like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.